Herkese merhaba, ben Merlin. Bugün öğrenci işi hesaplı tarifler videolarında size sadece 5 liraya kremalı mantarlı spagetti yapacağım. Kremalı mantarlı spagetti yapacağım. Çok lezzetli olacak. Mamma mia, buono, italiano, questo, tutti, frutti. 5 lira. Sadece 5 lira. İçin ocağın altını açtım. Mantarları çok ince doğramayın. Kalın kalın daha lezzetli oluyor çünkü ben daha çok severim. Şöyle kalın kalın dilimleyin. Saplarını da değerlendirin, atmayın. Mantarları doğradıktan sonra çok sıcak tavanın içerisine atacağım. Çok sıcak olmalı tava çünkü mantarları bir nevi mühürleyeceğiz gibi düşünün. Hani doğru olur mu bilmiyorum mühürlemek demek ama hemen suyunu salacaklar çünkü. Suyunu hızlıca çeksin ve ondan sonra böyle bir kahverengimsi kızarsınlar istiyorum. Mantar hızlıca suyunu çekti. Şimdi suyunu tamamen çekince içerisine sadece bir yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum ve yine iyice çevirip kızartıyorum mantarlarımı bu sefer. Böyle bir renk alsın, bekleyin. Evet, mantarlar böyle çok güzel, dış çeperleri de kıtır bir seviyede pişti. Şimdi üzerine yarım su bardağı krema ekliyorum. Altını kapatacağım çünkü sonra tekrar alacağım makarna pişince ocağa. O yüzden kremayı koyar koymaz şöyle bir çevirip alıyorum biraz kenara. Bir makarnayı pişirmemiz lazım çünkü. Makarna için bolca sıcak su, bolca. Bu sizce yeterince bol mu? Bence biraz daha koyayım. Tencereyi iyice doldurun. Bir kişilik yapacağız ama olsun, zararı yok. Suyumuz önce fokurdamalı, fokur fokur kaynamalı. Makarnanın suyuna tabii ki beleş kutumuzdan aldığımız tuzumuzu ekliyoruz. Neydi? Dışarıda yemek yediğimizde yanında gelen şekeri, tuzu, ketçabı, mayonezi atmıyoruz, saklıyoruz. Pizza söylerseniz yanında çok güzel pizza baharatları geliyor biliyorsunuz, böyle pul biberli falan. Onları da bunun içerisine atın, hop! Çünkü kullanacağız tabii hani. Altı delinmiş ya. Kutunun içerisine atın bu baharatları ve saklayın. Çünkü bunlar bedava lezzet katacak yemeklerimize. Makarna dediğimiz şey al dente pişirilir. Hep söylüyorum tariflerimde. Yani hani dişe dokunur hale gelene kadar suda haşlıyoruz. Sonra sosun içerisine alıp orada pişirmeye devam ediyoruz. Püf noktası budur makarnanın. Eğer ki makarnanız diyelim ki kaldı. Yarın yemeye devam edeceksiniz. Değil mi? Haşladınız. Bir kısmını da yediniz. Yarın da kalan kısmını yiyeceksiniz. O zaman bol zeytinyağı ya da sıvı yağ dökün üzerine. Şöyle bir güzel karıştırın. Atın dolaba. Hiç yapışmaz. Lapa lapa olmaz. Tabii al dente pişirmeniz koşuluyla. Yoksa... Geçmiş o. Hamur. hamur. Al denteliğini kontrol edeceğim. Nasıl kontrol ediyoruz? Şefim böyle yapardı benim. İtalyan şefim. Alırdı. Dişinize böyle yapışama. Evet, bu olmuş. Biraz daha olmamış. Çok az daha. Çok az daha ve ondan sonra alacağım. Makarnayı süzmeden önce bir su bardağı kadar ben şöyle bir maşrapa sokacağım. Suyunu kenara alın. Neden? Çünkü bunu sosunu yaparken kullanacağız. Bu su çok kıymetli, çok değerli bir su. Bunu kenara koyuyorum. Şimdi süzüyorum. Evet, makarnayı süzdüm. Aman diyeyim, üzerine soğuk su geçirmiyoruz, soğuk sudan yani makarnanın üstüne soğuk su koymayın. Şimdi sosu tekrar ocağa alıyorum. Isıtıyorum. Sosun içerisine makarnayı ekliyorum. Ben sosu üstüne dökmekle karıştırmak arasındaki lezzet farkını bize anlatabiliyor musun? Sosun içerisinde makarna şu an pişmeye devam ediyor. Al dente pişirmek demek aslında bir nebze de nedeni bu. Çünkü bir tur daha pişiyor sos burada. Lezzetler karışıyor birbirine, harmanlanıyor. Çok az makarna suyundan eğer ihtiyaç hissederseniz sosu pişirirken çok az daha ekleyebilirsiniz. Kıvamına bağlı tamamen, yapmak istediğiniz sosun, soslu makarnanın kıvamına bağlı. Şimdi üzerine birazcık daha tuz koyacağım kutumuzdan. İsterseniz karabiber de ekleyebilirsiniz.
Sonra tuzsuz olmuş diyorlar. Hadi bir tane de karabiber koyalım. Nasıl olsa bedava. Oh 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 şu makarnanın güzelliği. Mükemmel lezzetli bir öğün değil mi bu? İşte size bir kişilik hem doyurucu hem lezzetli hem de çok ekonomik bir makarna. Bunu dışarıda ne bu lezzette ne bu fiyata yiyebilirsiniz. 5 liranın altında öğrenci işi hesaplı kremalı mantarlı spagettinin tadımına. Deminden beri ben burada tarif yaparken ben çok severim, ben çok severim, ben çok severim diyen... Zuhal geliyor. Zuhal geliyor. Zuhal geliyor. Dene bakalım. Sevdiğin kadar güzel olmuş mu? Normalde kim yapıyor bunu sizin evde? Ben. Sen mi, beyin mi? Ha, yani beyin de yapıyor ama da ben sen daha güzel yapıyorsun. Ben heyecanlandım, konuşamıyorum. Ben daha çok yapıyorum. Açlıktan. Ben bekleyemedim. Yani bunlar ettiğin makarnayı çaktırma. Gayet güzel. Güzel, çok lezzetli. Senin yaptığından güzel mi? Benim yaptığımdan güzel mi? Yani yakın diyebiliriz. 5 liraya yaptım ben bunu, 5 liraya. Sen kaça mal ediyorsun 5 liraya? Yani. Hiç hesaplamadım. Yani. Nasıl buldun yeni 5 liralık tarifler, fikirlerimizi, serilerimizi Sualcığım? Ben çok beğendim. Ben öğrenci olmamama rağmen yaparım. Çünkü 1 Migros'a giriyorsun, 100 lirayla çıkıyorsun. Doğru söylüyorsun. O zaman sana bir tabak makarna, bir de 5 lira veriyoruz ve Mehter Marşı ile uğurluyoruz. Arkadaşlar eğer siz de bu tarifleri, bu seriyi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, ne olur sosyal medya kanallarınızdan paylaşın. Lütfen sosyal medya kanallarınızdan bu videoyu siz de paylaşın. Başkaları da görsün, onlar da izlesin, onlar da abone olsun, onlar da beğensin ve büyüyelim. Hep beraber kanalımızı büyüyelim diyorum. Afiyet olsun. Hesaplı tarifler devam edecek. Hoşçakalın.